Onların başına bir sıkıntı, bir musibet, bir felaket geldiği zaman, isabet ettiği zaman onlar derler ki biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz. Deprem, sel felaketi, hastalıklar hepsi bu ayetin muvacihesinde düşünüldüğünde Allah'ın bizlere vermiş olduğu musibetlerdir. Tabii bunun yanında 20 günü aşkın, 25 küsur güneye artık bu uzun süre geçti. Bu süre içerisinde Müslümanların, dünyadaki tüm insanların yapılanırken, kullanırken, herhangi bir işi yaparken ne kadar dürüst, ne kadar doğru yapmaları gerektiğini dersini de aldı. Evet, kıymetli dostlar, deprem yaşadık. İnsanlık tarihinin belki en büyük depremini yaşadık. 510 yıldan beri böyle bir deprem olmadı deniliyor. 510 yıl öncesini bilen var mı? Onu da bilmiyoruz. Mars'ta bu kadar tesiri var mı? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. 180 bin kilometre kare toprakta olan bir alanda 14 milyona yakın insan bu musibetten, bu felaketten etkilendi. 44 bine yakın şu anda vefat edenimiz var. Göçün altında kalıp vefat edenimiz var. Rabbimiz Teala onlara Müslüman olarak ölenlere şehit sevabıyla sevap versin. Duamız o. Müslüman ölenlere. Çünkü Peygamber Efendimiz göçün altında kalanlar şehittir diyor. Müslümanlardan ölenler, suda ölen şehittir diyor. Rabbimizin şehit sevabıyla mükafatlandırmasını istiyoruz, biliyoruz. Duamız bu. Geride kalanlara Rabbim sabırlar versin. Rabbim o geride kalanlara daha huzurlu, daha güzel günler yaşatsın. Gerçekten zor günler yaşıyoruz. Kıymetli dostlar, televizyonlarda birçok uzman, birçok bu konunun işin ehli erbabı olan konuşuyor, yetkililer konuşuyor. Biz o konulara girmeyeceğiz. Biz o konulardan daha çok bizi ilgilendiren konuları, yani işin manevi boyutunu, insanlık boyutunu, ahlaki boyutunu görmemiz gerekiyor. Maalesef televizyon kanallarının birçoğunda, hatta tamamına yakınında depremde yıkılan evlerin yıkılma sebepleri, kurulukları yerler, teknikler, şunlar bunlar konuşuluyor. Ama işin imani ve ahlaki boyutu, ahlakın imanla bütünleşme boyutunun maneviyat boyutu iş düşünülmez konuşulmuyor. Kıymetli dostlar, bu deprem İslam coğrafyasında oldu. İslam coğrafyasının göbeğinde oldu. Bu başka yerlerde de olabilirdi. Ama Müslümanların yaşadığı, Müslümanların lideri gibi görünen, lideri olduğunu iddia eden bir topluluğun, bir ülkenin, bir devletin, bir milletin ortasında oldu. Ölenlerin tamamına yakını Müslüman. Burada biz birçok dersler çıkarmamız gerekiyor. Ben şahsen kanaatime göre
Rabbimizin bizim Müslümanlığımızı beğenmediğinin cezası. Rabbimizin bizim Müslümanlığımızı beğenmediğinin cezası olarak görüyorum. Bizden istediği itaati, bizden istediği takvayı, bizden istediği kulluğu görmüyor Rabbimiz. Yaşadığımızı iddia ettiğimiz İslam Müslümanca yaşantının da tam istediği gibi Müslümanca yaşantı olmadığını Rabbimizin ikazı olarak görüyoruz. Neden? İkiyüzlü bir Müslüman halimiz var. İkiyüzlü. Hatta bin bir surat diyebiliriz. Hem namaz kılıp hem gayrimeşru ahlaki ilişkilerde olanlar, hem başörtülü olup hem de efendim haram işlerle meşgul olanlar, umrelere gidenler ama dönüşüyor, umrelerin haricinde aile hayatı, ticari hayatı tamamen Müslümanca olmayanlar, çocuklarının eğitimi, memleketinin eğitim anlayışını Müslümanca bir eğitim anlayışına güvendiremeyenler, ticaretinde faizsiz bir ticareti, sanayisinde faizsiz bir sanayiyi düşünmeyip faizin içine dalanlar, çalıştırdığı insanların hakkını vermeyip onların haklarını ertelemeye, vermemek için çeşitli yollara başvuran bir Müslüman yapının olduğunu görüyoruz. Adaletin bu Müslüman yapıda tesis edilmediğini görüyoruz. Tüm İslam aleminde Müslümanların dünyevileşmiş olduğunu görüyoruz. Dünyaya bağlılığın, dünyalıkların peşinde gitmenin zebunu olduğunu, onun bir hasret olduğuna inanan bir Müslüman yapının olduğunu görüyoruz. Dünyevileşmek deyince tabak, çanak, avize, koltuk demiyoruz. Her türlü dünyaya ait ne varsa, makamı da, gücü de, şöhreti de, her şeyi. Bütün bunları Müslümanların sarıp sarmaladığını görüyoruz. Namaz kıldığı halde dürüst olmayan, oruç tuttuğu halde haram yiyen, evli olduğu halde haram yollara giden, fuhşa giden, ticarette uğraştığı halde, besmele çektiği halde, kasasının üzerinde rızk Allah diye yazdığı halde faizli ilişkilerle içli dışlı olan bir Müslüman yapısına büründük. Ama namazımızı kılıyoruz. Ama sakal koymuşuz. Ama hanımımız başörtülü veyahut imamatiklerde Kur'an kurslarında yardımlar yapıyoruz. Yani kısacası bir bardak suyun içerisinde idrarı da var, kanı da var, zemzemi de var. Böyle bir Müslümanlık yaşıyoruz. Riyakar bir Müslüman yapımız var. Yaptığımız her şeyi sosyal medyada paylaşmanın maharet olduğuna inanan bir yapıya büründü Müslümanlar. Parçalanmış ve birbirine düşman, birbirini sevmeyen Müslümanlar topluluğu oldu. Dünyanın önderi olacak, lideri olacak, dünyaya şekil verecek, nizam verecek Müslümanların birbirleriyle düşman olduğunu, topraklarının, şehirlerinin tarumar olduğunu, birbirlerini sevmediklerini görüyoruz. Öyle ki sen Şiisin, sen Vehhabisin, sen Sünnisin diyerek özellikle bu üç cemaatin, üç sistemin, üç anlayışın birbirine düşman edildiğini görüyoruz. Birbirlerine düşman olduğunu görüyoruz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar kardeştir. Müslüman, Müslümanın kardeştir. Ey Müslümanlar, kardeş olunuz ve birbirinizi sevin. Birbirinizi sevmedikçe gerçek manada mümin olamazsınız. Hatta mümin olamazsınız, Müslüman olamazsınız diye özellikle vurguladığı halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve aranızda selamı yayın. Aranızda güveni yayın. Aranızda kardeşliği yayın. Emrine rağmen biz birbirimizi tarikatından, vakfından, partisinden veyahut memleketinden, ırkından veya mezhebinden dolayı ayrıştık, bölündük, parçalandık maalesef. Birbirimizin yüzüne bakmıyoruz, birbirimizin derdine, birbirimizin acısına ortak olmuyoruz. Bu hale geldik maalesef. Parçalanmış,
ve tarumar olmuş bir İslam beldesi durumundayız. Ve birbirine düşman olan, birbirini sevmeyen bu Müslüman coğrafyanın, Müslüman devletleri mutlaka sırtlarını bir Hristiyan, bir Yahudi, bir Siyonist devlete, bir ülkeye sırtını dayamış durumda maalesef. Bu da Müslümanların ne kadar rezil ve zilin duruma düştüğünü görüyoruz. Allah bu Müslümanlığı sevmiyor. Sadece dürüstlüğü istemiyor Allah Teala. İmanınızla beraber dürüst olacaksınız. Bakınız kıymetli dostlar, öyle ilginç sahnelerle karşılaşıyoruz ki birkaç gün, bir iki günlüğüne o bölgede bir hizmet için gidip geldiğinde gördüğüm yıkıntıları, o insanlarımızın, o kardeşlerimizin halini gördüğümde eyvah dedim, eyvah. Bu bize bir ceza. Bu bize bir uyarı. Bu bize bir ikaz. Nereye sayarsanız sayın. Kendimize gelmemiz lazım. Müslümanlığımızı, imanımızı, eskiden yazan kata kağıtlarımızdaki İslam'ı şimdi nüfus cüzdanımızın çipine yerleştirip de görünümüne koymadıkları o İslam kelimesini kalbimizde yakıp hayatımızda uygulamadıkça bizim kesinlikle bu tür bela ve musibetlerde yine güç altında kalacağız. Yine böyle rezil ve zelil duruma düşeceğiz. Kıymetli dostlar, bunun için bizlerin öncelikle imanımızı, İslam'ımızı hayatımıza yansıtmamız lazım. Yani evimizdeki hanımımız, evimizdeki çocuğumuz, iş yerindeki çalışanımız veyahut patronumuz veya idarecimiz, her birimiz öncelikle işini en iyi yapan insanlar olmamız lazım. Bakınız, Konya'mızda ekmek dağıtan meşhur bir ekmekçi vardı. Gayrimüslim'de Hayık denirdi. Ekmekçi Hayık. Konyalılar bilir. Veresiye verdiği ekmekleri veresiye verdiği Müslümanların çetelesini tutmaz, onların ismini yazmazmış. Öbür Hristiyanların, Ermenilerin yazarmış. Konya'mızda eskiden Rumlar, Hristiyanlar da varmış. Hanım bir gün kızmış. Ya demiş, hep onunla bir, hep Hristiyanlar, hep bizimkiler yazıyor. Müslümanlardan kimseyi yazmıyorsun. Bakınız bu söylediğim uzak bir tarih değil. Bundan 50 yıl öncesinden bahsediyorum. 40 yıl öncesinden bahsediyorum. Evet. Hayk'ın vermiş olduğu cevap. İnşallah Müslüman olabilmiştir. Yani ben bazı büyüklerimizden duyuyorum, o Müslümandır diyorlar. Ama söylediği cümle çok önemli. Ben bizimkilerinkini yazıyorum. Onları yazmıyorum çünkü Müslüman borcuna sadıktır, verir onlar diyor. Bugün Müslüman birbirine güvenmez hale gelmiş. Müslüman ticaretinde alengirli dolan başlı yolları seçerek kendisi daha çok kazanabilmenin yollarını arayarak hep şüpheli, hileli işlere başlamış. Müslüman sanayisinde sahtekar duruma düşmüş. Düzgün işler yapmaz olmuş. Çiftçisi hakeza. Bizim toplum olarak yeniden arınmamız lazım. Yani alnımızı secdeye bağladırıp tövbe istiğfar etmeden önce fiili tövbemizi yapmamız gerekiyor kıymetli dostlar. Fiili tövbemiz nedir? İmanımızı hayatımıza yansıtmak olacaktır. Hani ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ya, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّهَا. Çok önemli. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Ayrı ayrı var. Yani kendisini arındıran kurtulmuştur. Arındırmak, malını arındıracaksın, kafanı arındıracaksın, zihniyetini arındıracaksın, işini arındıracaksın. Her şeyiyle tam manasıyla adam gibi Müslüman olacaksın. Ondan sonra yaptığın bina düzgün olacak. O zaman o imanını hayatına yansıtan mühendis, imanını hayatına yansıtan usta demir de çalamaz, çimen de çalamaz, kum da çalamaz. Veya ticaretine faiz karıştırmaz, gözünü harama baktırmaz, elini harama uzattırmaz. O zaman aileler iffetli olur. O zaman çocuklarımız iffetli yetişir. Bundan dolayı biz önce Müslümanların coğrafyasında bakınız. Kur'an-ı Kerim'de zelzele ile ilgili Zilzal suresi kıyamet sahnesini anlatır. Bazı surelerde
toplumdan helaklerinden bahseder. Bu bir helak değildir, bu bir cezadır. Çünkü helak olduğunda geride bir tercihimi bırakmaz. Ve o helakler inanmayıp, inanç kafirliklerine inat edenlere gelmiştir. Ama bizimki, biz Müslümanız dediğimiz halde, biz dini görevlerimizi yerine getirdiğimiz halde, dinimizle hayatımızı bütünleştiremediğimiz için, iki yüzlü hale geldiğimiz için, riyakar bir yapıya büründüğümüz için, ahlaki yozlaşmanın içerisinde dolaştığımız için, kendimizi müstahni gördüğümüz, yani bizim elimizden her iş gelir dediğimiz için, herkes bize muhtaçtır dediğimiz için kaybediyoruz. Bunlardan alınmamız lazım. En efendim tepe noktasındaki idarecilerin tutun, yöneticiden tutun, en aşağıdaki bir efendim işçiye, bir vatandaşa varana kadar herkesin ellerinin arasında kafasını alıp arınmanın yollarını araması lazım. Biz yardım ederiz. Fayirleri yeniden yaparız. Onlar yeniden yıkılır belki. Ama mesele ne? Kulum sen nasıldın, ne şekildeydin diye sorduğunda, bunları neden böyle yaptın diye sorduğunda cevap verebilecek miyiz, veremeyecek miyiz? Bu çok önemli, kıymetli dostlar. Depremden bizim ders çıkarmamız lazım. Her depremden bakınız, çoğu zaman deprem oldu. Her zaman. Ben şurada mühendis suçlu, şurada mimar suçlu, şurada belediye başkanı suçlu, şurada cumhurbaşkanı suçlu, şurada milletvekili suçlu demene gerek yok. Burada toplum olarak günahkarız. Toplum olarak batmış durumdayız. Toplum olarak İslam aleminin, Müslümanların lideri olma özelliğimiz olduğu halde onlara en kötü örnekler oluyoruz. Bakınız, bir tane örnek var. Yaşadığım sahneyi anlatacağım size. Bir tane. Kosova'da Müslümanlarla beraber oturduk, muhabbet ediyoruz. Onlara ne var ne yok, ne değildir, böyle konuşuyoruz kısacası. Bir çay bahçesinde. O konuşma, o kardeşlerimizle buluşmadan önce Priştina'da sokaklarda ve insanların gezdiği yerlerde dolaştım. Müslüman, çoğunluğu Müslüman ve onun haricinde Yeni Pazar'a gittik. Başka Sırbistan'da Yeni Pazar'a oraya gittik. Orada da aynı. Gençlerimiz bir yozlaşmanın içerisinde. Gençlerimiz efendim, uyuşturucu kullanması, içki kullanması, giyim, kuşama gerçekten çok sıkıntılı bir durumda gördüm. Ve orada komünizmin, önce komünizmin sonra efendim, batının ahlaksızlığının hızla yayıldığını gördüm. Yine orada bunların yayılmasına değil de Müslümanların insanların içerisinde yeniden intişar etmesine sebep intişar etmesi için çabalayan kardeşlerimizle görüştük. Onlarla konuşuyoruz. Ve şunu da gördüm yalnız, gençlerimiz ne kadar yozlaşmanın ve ahlaki bozulmanın içerisine geçseler de bir ahlaki bir deformasyon var gerçekten. Ama bazı noktalarda gerçekten özünü daha kaybetmemişler. Kendilerine böyle konuştum. Nasıl ve bu gençlerin Türkçe konuştuğunu gördüm. Yani Sırpça da konuşuyorlar, ana dilleri gibi konuşuyorlar ama Türkçe de konuşuyorlar böyle güzel. Nereden öğrendiler diye sordum. Onlar dedi ki, Türk dizilerinden öğrendi. Bizim burada o zamanlar meşhur birkaç dizi vardı. Onlardan öğrendi. Onlardan öğreniyorlar ve Türkçeyi çok çabuk kavruyorlar dedi. Ben sevindim. Ancak dedi, keşke dedi, yani oradaki kardeşimizin bana itirafı, keşke dedi, dizilerimiz imanımızı, ahlakımızı bozacak şekilde olmasaydı. Bizim çocuklarımız da o dizidekiler gibi bozulmaya başladı. Bizim çocuklarımız da oradakiler gibi davranmaya başladı. Önceden bu diziler yokken biz o insanlara karşı yani ahlaki bozukluğu olan Hristiyanlara, şunlara bak, bunlara karşı biz biraz daha tedbirli ve çocuklarımızı ona göre yetiştiriyor. Çocuklarımız daha iyi diyor. Şimdi diyor, ya nasıl olsa Türkiye'den geldi. Türk dizisi. Bunlar da bizim kardeşimiz. Ya bunlar böyle yapıyorsa doğrudur deyip yanlışları doğru olarak görüp onlar gibi olmaya başladılar dedi. Keşke böyle yapmasalar dedi.
İşte biz yurt dışına film ihraç ederken neyi ihraç ettiğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. Yine bu noktada bizim yönetenlerimizden başlayarak hepimizin mutlaka yeni baştan arınmak için çaba sarf etmesi lazım. Terbe istiğfar edeceğiz belki. Evet, çok terbe istiğfar edeceğiz. Ama bu dilde kalmayacak. Mutlaka fiili terbemiz yapmamız gerekiyor. Yani yanlışlarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Günahlarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Kıymetli dostlar. Evet, Edeb-ül Müfret kitabımızdan kaldığımız yerden devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Köle hırsızlık yapansa onu bir neş fiyatına da olsa, bir neş de olsa sakınız. Neş yarım okta yani 20 dirhem gümüş miktarıdır. Nevat 5 dirhemdir. Evliye de 40 dirhemdir. O zamanki ölçü birimlerini de öğrenmiş oluyoruz. Kıymetli dostlar, köleliğin devam ettiği bir dönem, köleliği kaldırmak için her türlü tedbir almış ve bunun için her türlü kolaylığı sağlamış olan İslam, Müslümanlık, devam eden kölelikte de o kölelere karşı nasıl davranılması gerektiğini öğretiyor. Geçen muhabbetlerimizde, sohbetlerimizde sizlerle konuşmalarımızda da söyledik aslında. İslam'dan sonra köle edilmek, köle olmak gibidir. Yedirmek, yedireceksin, giydirmek, giydireceksin, kötü davranmayacaksın. Ne yapıyorsan o da onunla faydalanacak. Yani o kadar. O yüzden İslam bunları öncelemiştir. Köleliğin yaşamaması için her türlü tedbir almış. Elhamdülillah daha batı siyahi kardeşlerimiz, Afrikalı kardeşlerimiz köleleştirirken Müslümanlar köle bulundurmuyordu. Köleler yoktu. Köle anlayışı bitmişti İslam'da. Yani köle uygulaması kalmamıştı. Bazılar diyecek efendim, Osmanlı'da vardı şu İslam'a karşı savaş açıp Müslümanlarla savaşan ve esir düşen, savaşta esir düşenler köleleştirilir. Hayır. O İslam'ın savaş hukukudur. Detaylı fıkıh kitaplarda görebiliriz. Burada kölenin yerine bugün çalıştırdığımız hizmetçimiz, hizmetlerimiz, işçimiz olabilir. Kavgamız olabilir, kiramız olabilir. Bu bir hırsızlık yaparsa, çalarsa, o zaman onu, o zaman satılıyordu, onun işini bırakın, onu transfer edin. Yani bir yerde çalıştırıyorsunuz. Kunduracı kalfası veya kunduracı çırağı veya herhangi bir mağazada herhangi bir şey. Hırsız olan bir kimseyi siz çalıştıramazsınız ki güveniniz olmaz ki. Niye iman edeceksiniz? Hırsız olan kimsenin ahlakı kalmıyor zaten. Hırsızlığı yapmaya başladığı anda tespit edildiğinde İslam biliyorsunuz hırsızlık yapan kişinin kolunu kestirir, elini kesilir. Ya bundan dolayı hırsızlık yapan kimseyi bırakın. Buradaki kastı İslam alimleri diyor ki yani kolu kesilecek miktarda hırsızlık yapan değil. Eli çalık olan deriz. Ufak tefek çalmışsa, birkaç şey çalmışsa onun hemen satın diyor. Yani onu transfer edin. İşten çıkarın. Neden? Çünkü dükkanınızı ona teslim edemezsiniz. Mağazanızı ona teslim edemezsiniz. Böylelikle onun yer değiştirmesi, bundan dolayı yer değiştirmesi, başka yerde işe başlayacağına haliyle daha edepli olmasına sebep olacaktır. Onun başka birinin yanında farklı bir şekilde belki de yeni bir sayfa açarak hırsızlıktan vazgeçerek hayatını devam ettirecektir. Ama bu hırsızlığa adet edilmişse zaten belli bir miktarı açtığındır, kolu kesilir. İslam hukukuna göre. İnsan yer ve çevre değiştirmek ahlakı değişir mi? Değişebilir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz
onun yer değiştirmesinin faydalı olabileceği kanaati doğuyor diye ki hadis-i şerifini benden isimleniyor. Hırsızlık ettiği için yerini değiştiren, iş yerini değiştiren bir hizmetli, bir çırak, usta fark etmez, bir çalışan böyle bir davranıştan dolayı, yer değiştirdiğinden dolayı, gönderildiğinden dolayı, işine son verildiğinden dolayı, yeniden bir başka yerde iş bulduğu takdirde eğer aklı varsa bir daha onu yapmayacaktır. Bir de törenin sahibi olarak düşünün veyahut bu tarafta iş yerinin patronu, müdürü olarak düşünün. Hırsız olan bir kişiyle ne kadar güvende çalışabilir ki? O zaman hırsızlık yapan kişilerin de bu tür binalardan vazgeçmesine fırsat tanımamız lazım. Eli çalık olan, çalmaya alışkın olan kişilerin veya bu tür yolda giden kişilerin, ya oğlum bakarsınız kasada 3-5 kuruş alıyor veya bir şeyler çalıyor, bir anda kolu kesme değil, belli bir miktarın altındaysa zaten İslam ona kolu kesme cezasını vermiyor. O zaman o yer değiştirdiği için belki de bir daha yapmayayım diye kendi kendine söz verecekti. Bu fırsatı vermek lazım. Ama şu var, alimler bir köle hırsızlık yaptıysa ve kolu kesilecek miktarda yapmışsa o zaman onun da kolu kesilir diyor. Şimdi Asım bin Lakit anlatıyor. Ben diyor Beni Müttefik ben Müttefik yoğunlarını peygambere gönderdiği elçilerle gittim diyor. Yani kendisi Müttefik yoğunlarındandır. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderilen heyetin içindeydim diyor. Medine-i Münevvere'ye vardığımızda Resul-i Ekrem Efendimiz'i evinde bulamadık. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemiz vardı. Bize etli yemek yapılmasını emretti. Ve oradaki hanımlar hemen etli yemek yemeği yaptılar, hazırladılar. Bize hurma dolu bir tabak getirdiler. Sonra yani bunları yedik diye bunları getirdiler. Önümüze etli yemeği dokundular. Ondan sonra Peygamberimiz geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Bize bir şeyler yediniz mi? İkram edildi mi diye sordu. Biz de evet ya Resulallah yani ikram edildi. Ve Peygamber Efendimizle oturduk. Orada oturdular. Heyet Peygamber Efendimiz'e dertlerini anlattı. Emirlerini dinlerken bir çoban çıka geldi. Koyunları ağla sürmüş çoban. Eline de yeni doğmuş bir kuzuyu veya bir günlük kuzuyu almış gelmiş Peygamber Efendimiz'e. Kuzu meliyordu. Peygamber bunu görünce çobana onun yerine bize bir koyun kes buyurdu. Sonra bana döndü. Kim? Asım'a. Asım'ın babasına Lakit bin Sabre'ye. Asım anlatıyor, Lakit bin Sabre anlatıyor bunları. Evet. Bunu senin için kestiğimizi zannetme diyor. Bizde diyor 100 tane koyun var. 100 koyundan biri doğurduğunda biz onların sayısının çoğalmasını istemiyoruz. Onun yerine oradan bir koyun kesiyoruz diyor. Ben de ey Allah'ın Resulü, benim bir ailem var, bir hanımım var. Huysuz, biri çok fena. Onunla evleneli çok oldu. Ve onunla da çocuğum var, ne yapayım diye sordu. Hanımını cariyeni döver gibi dövme. Yabancı şöyle döver gibi dövme. Hanımını dövme. İtaat etmesi için ona nasihat et. Eğer onda hayır varsa seni dinler ve sana itaat eder.
dilini kötü kullanmaktan da sakınır. Oruçlu olduğun zaman hariçte abdest alırken burnuna çok sıçık değil. Şimdi hadis uzun bir hadis. Lakit İbn-i Sabre oğlunu anlatıyor. Arasında bunu güzel. Lakit İbn-i Sabre müttefik oğullarına bir heyetle, yani o aileden, o kabileden heyetle geldiğinde bu hadiseler oluyor. Şimdi Hazreti Ayşe'nin yemek hazırlaması, onlara etli yemek şu, etli yemek hazırlaması, hurma ikram etmesinden bahsediliyor. Uzaktan gelen misafirlere elimizden geldikçe bir şeyleri ikram etmemiz gerekir. Mutlaka ikram etmemiz gerekir. Bu, bakınız Peygamber Efendimiz hemen soruyor. Yeni beklemediniz değil mi? Hemen az yemek ikram ettiren bir şeyler yediniz mi diye soruyor. Ayrıca 100 koyun meselesi var. Sırayla anlatacak olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bir çoban geliyor, kulüp, kucağında da yeni doğmuş. Yani sabah doldu, belki de benim yayınımdayken doldu. Getiriyor, Peygamber Efendimiz'e bir kuzumuz daha oldu diyor. Onun yerine bir koyun kes. Bunu kesiyorlar, ihtiyacı olanlara dağıtıyorlarmış. Bu 100 koyun Peygamber Efendimiz'e ait olan koyun olduğu rivayetleri de geçiyor. Bazılarında Beytül Mal'in 100 koyunu deniliyor. Ama bir 100 koyun var, bunun çoğalmasını istemiyoruz diyor. Bir tane doğduğunu, bir tanesini kesiyoruz, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz diyor. Yani burada bunu görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada koyun sahibi olanların ihtiyaç sahiplerini gözetmeleri gerektiğini söylüyor. Yani yüzü geçmesin mi? Yok, böyle bir emir yok. 1000 olsun, 10.000 olsun fark etmez. Mutlaka fakire, fukaraya verecek koyunlarınızın etleri olsun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mallarında mutlaka fakir fukaranın ve misafirlerin hakkının olduğunu hatırlatıyor Peygamberimiz. Daha sonraki konu, ha bu arada bunu senin için kestiğimizi zannetme. Yani kurbanlar Allah için kesilir. Değilse, senin adına derseniz, falanın adına derseniz, filanın adına derseniz, Allah muhafaza aleyhşanır. Yani çocuğumuz askerden geldi, hocam bir ev aldık. Biz bir şükür kurbanı, bakın şükür kurbanı demek Allah'a şükürdür. Tamam mı? Çocuğumuzun namına derseniz, o leştir, yenmez. Ama şükür kurbanı kesiyoruz. Hamd kurbanı kesiyoruz, hakika kesiyoruz, fark etmez. Bismillahirrahmanirrahim dedik mi, o temizdir. O yüzden bir, niyetimiz sağlam olacak. İki, keserken Müslümanca keseceğiz. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Ayrıca, bakınız, burada kişiyle aklıma göre sormuyor. Bakın bir soru geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Benim bir hanımım var. Benim hanımımın dili kötü. Yani konuştu mu çok kötü konuşuyor. Veya bazı rivayetlerde çenesiz diyor. Yani çok konuşuyor. Evlenelim de epey bir zaman oldu. Çoluk çocuk da var. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz hanımını dövme diyor. Hanımını dövme. Bakınız hanımına yediğinden yedir, giydiğinden giydir, yüzüne karşı çirkinsin deme ve dövme. Bakınız, dövmeyi geçin, yüzüne karşı onun bir kusurunu söylemeyin. Bedeni, fiziki bir kusurunu. Yani bu, niye? Ya onunla berabersiniz, aynı yatağa giriyorsunuz. Beraber aynı gibi paylaşıyorsunuz. Birbirinize hayatınızı bütünleştirmişsiniz. Onun vücudundaki bir olumsuz bir şey veya çirkinliğin yüzünü söylemeyin. Biri geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hanımını şikayet ediyor. Hiç bir memnun olduğu yönü yok diyor. Var diyor ya Resulallah bazı ünler, bazı
şey benim hoşuma gidiyor. O tarafıyla selamını veriyor. O yüzden Peygamber Efendimiz hanımına yediğinden yedir. Giydiğinden giydir. Yani bazen görüyoruz diyor, önceden daha fazla oluyormuş da şimdi nasıldır onun da tam manasını bilememektedir. Yani beyefendi dışarıda kebaptır, efendim ziyafettir, dolaşıyor, evdekiler soğan ekmeğe, bulgur pilavına talim ediyorlar. Bu doğru değil. Giydiğimizden yedireceğiz. Giydiğimizden yedireceğiz. Kimi insanlar? Çarşıda yemiş olduğu güzel bir yemek varsa paket yaptırıyor ve evine hanımlar çoluğuna çocuğuna da götürüyor. Bakınız ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Evet. Kadın naziktir. Ve naiftir. O kırıldığı zaman hanımın olduğu için kırılıp bu yani çirkinsin dedin veya onun bir yanlışını gördün dövdün veya bir yanlış bir şey sizinki bir arızasını yüzüne vurdun. Şaşır dedin Allah muhafaza. İşte o hanımın gönlü kırılır. Bu kırılan gönül ayna kırıldı mı? Ne kadar yapmışsa da ne olur? Sen o zaman o kırık aynaya bakacaksın demektir. İsterseniz bir aynayı kırıp evinizin duvarına asın, ara ara bakın bakın. Normal düzgün bir aynaya bakmak onun arasına. Hanımızı kırdığınız zaman da böyle diyor. Evet. Aile yuvasının devamı eşler arasındaki sevgi, muhabbet ve saygıyla mümkündür. Yasaklanan şeyleri yapmak, eşler arasındaki sevgiyi sarsan hanımlar için de bu doğru olan bir şey. Kocası bir şey yapma demişse, yapmaz. Yasaklanmıştır, gitti yapmamıştır. Yani şeriye bildi öyle konuşarak, bezdirerek bunu yapmaya çalışmak da doğru değil tabii ki. Bu aileyle huzuru da bozar. Bakın Peygamberimiz de buyuruyor. Allah kadınlarımız hakkında hayır tavsiye eder. Çünkü onlar annelerimiz, kızlarımız, teyzelerimizdir. Kadınlarımızı ancak kötüleriniz döver. Bakın kadınlarımızı ancak kötüleriniz döver. Allah'ın kulları olan kadınları dövmeyiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani bundan buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve nasihat etmek. Yani onun akıl damarından, onun anlayacağı damardan girmek lazım. Onun anlayabileceği cümleler kullanmak lazım. O davranışı sergilemek lazım. Değilse olmuyor. İnatlaştığımız, kavga ettiğimiz sürece nereye kadar gider ki? Evde çocuklar mutsuz olur. Evin çiçekleri bile mutsuz olur. Yeşil açar ama o yeşil solgun yeşildir. Evin hayvanı varsa, apartmanda pek hayvan olmaz. Müslüman evinde genelde köpek kuşu bulur olmaz. Müslümanlar buna dikkat etmesi lazım ama bazı kardeşlerimiz evlerinde köpek de besliyorlar. Bu da yanlış. Peygamber Efendimiz bunu yasaklıyor. Evdeki çiçek bile mutsuz açar. Yeşilleri mutsuzdur. Hanımlara karşı kötü davrandığımızda, hanımlarla geçinemediğimizde, ailede huzursuzluk olduğunda, bu burnu su çekme hadisesi sanırım benim anladığım kadarıyla bu zatın kendisine, yani bu sahabe efendimizin kendisine mahsus bir durumu Peygamberimiz biliyor ki özel olarak orada Ramazan hariç diyor, oruç olduğunu hariç, abdest alırken burnuna çok su çekiyor. Ya burnuna su çekmeyi ihmal ediyor ya da bir iki, yani üstün körü geçiyor ki Peygamber Efendimiz özellikle diyor. Bizler de buna dikkat edeceğiz. Orada özel bir uyarı gibi görülüyor ama ümmetin tamamı bunu bu hadisi bildiğine göre, okuduğuna göre
burnumuzu su çekilirdi ama su çekerken kesinlikle gözümüzü yaşartacak şekilde çekmememiz lazım. Abdest tabii kendinden bahsediyorum. Normal abdest. Ve burada bir Müslümana yakışan bir tavır görüyoruz. Bir Müslüman başındaki sıkıntıyı bir alime sormasını, bir bilene sormasını yolunu açan bir davranış. Geliyor Peygamberimize soruyor. Bakınız geliyor Peygamberimize soruyor. Evet. Bir diğer konu var. O konuda suizandan korunmak için teslim edilen eşyayı saymak, mühürlemek, tutanak altına almak, karşılıklı şey yapmak, tutanaklaştırmak gibi bir şey. Hani bizde bir söz var, murakabe itimada mani değildir. Yani teftiş, kontrol. Ya bu da aynı. Bakın hadis-i şerif ne diyor? Ebu Ali'ye anlatıyor. Biz hizmetçiye teslim edilen eşyayı herhangi bir şüpheye düşmemek için mühürlemekle, ölçmekle ve saymakla emrolunmuştuk. Bunu kötü ahlak alışmasınlar ya bizler suizanına düşmeyelim diye böyle yapardık. Ya bugün teslim teslim tutanakları var. Resmi dairelerde. Evrak teslim tutanağı vardı. Resmi dairelerde. Bir evrakı götürdüğünde varır. Teslim eden imzası var, teslim alan imzası var. Şimdi ayrı görüşürüz konuşur. Ama bir para teslim edeceğiz. Bir eşya teslim edeceğiz. Sayıp, yazıp almak en sağlamdır. Şahit olması daha sağlamdır. Yani para emanet alıyorsun. Efendim veya bir mal emanet alıyorsun. Bir araba emanet alıyorsun. Bunun karşılıklı güvenin sarsılmaması için, karşıdakilerin zan altında kalmaması için veyahut teslim edilen kişinin bunu kötüye kullanmaması için, yani buna fırsat olmaması için böyle bir sistemi koyuyoruz tam. Karşılıklı güven olun. Ya bana güvenmiyor mu? Bakınız, borç alan kişi borç verene yazsın diyor ayet-i kerimede. Aldığın yazmayı teklif etsin diyor. Borç veren değil, borç alan. Borç veren teslim istediğinde bana güvenmiyor musun diye insanın içinde böyle bir duygu oluşuyor, konuşabiliyor. Ama borç alan kişi bir kağıt bir sene çıkar, imzalayalım dediğinde iki tarafında kalbi müşteri olur. Tedbirli olmak, suizanla kapı açmamak, başkalarını zan altında bırakmamak için aracıya, hizmetçiye veya bu işi alıp veren, götüren, teslim edene yani bunları bir torbaysa bağlayıp ürünlemek veya sayıp vermek, ölçmek, sayarak teslim etmek, tutanak altına almak en doğrusudur. Doğacak herhangi bir ihtilafı önlemek, meydana gelebilecek suistimalleri de ortadan kaldırmak için böyle davranmak çok önemli. Görmedim, etmedim ya, ben sana şunu teslim ettim. Ben sana bu aracı, ben sana bu malzemeyi şöyle teslim ettim. Niye böyle verdim? Bunun için ne yapılması lazım? Karşılıklı anlaşmanın, karşılıklı yani murakabenin olması lazım. Böyle bir kötü niyetli insanların fırsatı olmaz. Teslim edecek, malını teslim edecek kişilerin de kalbi suizanla olmaz. Böyle şeylerin bu şekilde teslim almanların muhafazası daha kolaydır. Yani adedi belli olan, ağırlığı ölçüsü bilinen ve bunların her biri sayarak teslim edilen bir malzemeyi kişi gönül rahatlığı içerisinde alır, iyi niyetli olarak gönül rahatlığı içerisinde muhafaza eder ve emaneti teslim eder. Kötü niyetli böylesi bir sayıyla mühürlenen bir şey teslim almaz, almak istemez. Hazreti Selman Selman Farisi radıyallahu anh diyor ki ben kötü zan korkusuyla hizmetçime teslim ederken kaba eti alınmış kemikleri bile sayarım diyor. Bakın Selman Farisi'yi görüyor musunuz?
radıyallahu anh, ben kötü zan korkusuyla hizmetçime teslim ederken kaba eti alınmış kemikleri bile sayarım. Yani bu tavırları bu hususu teyit etmek içindir. Hem hizmetçinin yanlış iş yapmasını engellemek hem de kötü zan korkusuyla. Bakın hizmetçim bunu yapar korkusuyla demiyor. Kötü zan korkusuyla. Yani ben o zanla girmemek için yapıyorum diyor. Bu tedbirle yollarda, aralarda meydana gelebilecek çalmalar, zarar vermeler önlenir. Ve def-i mefsedet celb-i menafiden evladır. Yani def-i madarrat celb-i menafiden evladır. Fayda temininden evvel zararı def-i esastır. Kaidesine baktığımız zaman bu kaide gereği harama giden iten yollar kapatılmalıdır. Kontrol itimada mani değildir. Yani biraz önce söyledim. Murakabe itimada mani değildir. Tedbir de tevekküle mani değildir. İşin sonunda pişman olmaktansa başında tedbir almak daha güzeldir. Evet. Rabbim bizleri güzel kul olarak yaşamayı, kendisine hakkıyla kulluk yapan kullardan olmayı bizlere lütfetsin kıymetli dostlar. Rabbim Müslümanlara fiili tevbelerini hakkıyla yapıp üzerlerine düşen görevi hakkıyla yapan fırsatlar versin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.